videoda ilk defa uzun yola çıkacak arkadaşlarımız için nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Uzun yol deneyimi normal bir yere gitmekten farklı oluyor biraz. Hani gerek çok uzun saatler şoför koltuğunda kalmanız, gerek arabada dönen bazı durumlar var. Motor çok fazla çalışıyor, su ısınıyor, bir şeyler oluyor yani. Neler oluyor işte onları anlatalım size. Hazır video donmuşken kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan Iğdır'a gideceksiniz. Kaybolmamanız için navigasyonlu özellikli bir telefonunuz olsun en azından. Sonra motorda bir sıkıntı olmaması lazım. Uzun yolda yolda kalmaktan daha kötü bir şey olamaz. Motoru kontrol edeceksiniz. Motoru nasıl kontrol edersiniz? Yağına suyuna bakacaksınız arkadaşlar. Zaten motorda bir şey yoktur ama siz yine de bakın. Bakın burada yağ çubuğu var. Çekiyorsunuz, bakıyorsunuz yağına. Arabanın yağı var mı? Ki bu arabanın yağı ağzına kadar dolu. Arabamızın yağı full. Bakıyorum arabama ya. Yani yakınlarda bir periyodik bakım varsa ve uzun yola çıkacaksınız, bence önce periyodik bakımınızı yaptırın, sonra uzun yola çıkın. Yani bu periyodik bakım nasıl yaptırılır hakkında da bir videomuz var, kanalımızda yine aşağılarda bulabilirsiniz. Ondan sonra suyu kontrol edeceğiz. Motorda su var mı? Bir de cam suyu nasıl? Motor suyu arkadaşlar burada. Şeyde. Volkswagen'lerde genelde kırmızı antivirüs kullanıyor motor suyuna. Bizimkinde de öyle. Bunu asla açamadım şu an, ellerim çok üşüdüğü için. Buradan açıp koyabilirsiniz. Bu radyatör motor suyu. Motor ısındığında radyatörle fanla beraber dönüp motoru soğutan bir şey. İyi bir şey. Yani bu olmasa motor yer. Siz de alırsınız elinize 20 milyarı. Bu da cam suyu arkadaşlar. Cam suyunu buradan ekliyorsunuz. Bakın, cam suyuna sadece su koyan arkadaşlar var. Başlıca Emirhan. Antifriz de koyun. Cam suyu ondan sonra aynanızda donar. Cam suyu zaten sadece kirli alakalı bir şey değildir yani. Mesela Bolu'ya gittiniz ki bu mevsimde %100 kar vardır. Buzlanacak ön yani. Önünüzü görmek için cam suyunu basacaksınız. İki silecek çalıştıracaksınız. Önünüz açılacak. Antifriz yoksa sıktığınız su da donar. Yani önünüzü göremezsiniz. Öyle bir sıkıntı olur. Motordan bu kadardı arkadaşlar. Tabii ki de bu arabanın rot balansının iyi olması lazım. Neden? Hani normalde işte biraz sağ çeker. Onu dengelersiniz. Sıkıntı yok. Ama virajlara geldiğinizde, uzun yola gittiğinizde, o Karadeniz virajları falan filan, Karadeniz'e gidiyor musunuzdur bilmiyorum da, her türlü uzun yolda virajların içinden geçeceksiniz. Güzel bir rot balans işinizi güzelce kolaylaştırır. Sürekli arabayı dengelemekle uğraşmazsınız. Yani araba sağa çekecek, siz sürekli sola koyacaksınız. Araba sağa çekecek, siz sürekli sola. Yorar insanı. Tekerleriniz iyi olsun. Hava çok soğuk. Her yerde buz var. Yağmur var, kar var, tipi var. Yani böyle bir tekerle çıkarsanız araba kayar büyük ihtimalle. Ki benim arabamın tekeri çok kötü. Kabak olmuş yani. Emirhan'a diyorum tekerleri değiştirelim. Yok diyor, yeni araba alalım. Yok diyor, Golf'ün bakımı geldi. Yok, Golf'ün muayenesi geldi. Araba bir türlü, sıra benim arabaya asla gelmez. Arabanızın tekerleri iyi olsun. Frenlere de bir baktırmanız lazım eğer bir sıkıntı varsa. Frenlerin iyi olması çok önemli. Bir balataları şöyle bir bakın, disklere bakın. Bir sıkıntı var mı? Yağ, yemi, suyu tam mı? Amortisörler patlaksa amortisörleri değiştirin. Zaten sesten duramazsınız yani. Stopları, uzunları, sisleri falan hepsini bir kontrol edin. Bu soğuk havada size video yapıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bir kere arabanın yasal yükümlülüklerinin tam olması lazım. Bunlar ne? Öncelikle emniyet kemeri. Ben de takayım. Ondan sonra arabanın tabii ki de borcunun olmaması lazım. Harcının olmaması lazım. Uzun yolda çok fazla çevirme var. Muayenesi yoksa yakarlar sizi. Arabanın aranması varsa bulurlar sizi. Artık uzun yollarda çevirmeden gidemiyorsunuz yani, öyle bir seçeneğiniz yok. Kesinlikle bir çevirmeye takılırsınız. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmanız lazım. Adı üstünde zorunlu yani. Böyle muayene gibi bir şey değil. Direkt arabanızı bağlarlar. Muayenede size ceza yazarlar. Ama zorunlu araç trafik sigortasını yapmazsanız bir kere arabaya bir elveda dersiniz. Çünkü bağlıyorlar. Dur bakayım şuradan bir çıkayım. Bir de kasko var arkadaşlar. Yani kasko, eğer ben kaza yapmam diyorsanız, kendinize güveniyorsanız kasko yaptırmanız elzem bir şey değil. Ama arabanın kaskosu yapsa yoksa, yani kasko yaptırmak iyi bir şey sonuçta. Bilmeyen mi vardır falan diyorsunuzdur ama olabilir yani. Herkes sürekli arabanın başında değil. Herkes uzun yola çıkmıyor. Ya da ilk defa arabayı kullanmaya başlayanlar olabilir. Yani biz de acemilik zamanlarımızı hatırlıyorum. Böyle bilgiler olsaydı benim işime yarardı yani. Yani muayenesiz yakalanırsanız araçta ihtar olur. O da ceza bedeli olarak yansır. Şimdi tam rakam veremeyeceğim, çok aklımda yok. Araçtan bu kadar yani. Araçla ilgili daha başka bir şey yok. Kalanı da sizin şoförlüğünüzle alakalı. Ama mesela Iğdır örneğini verdim, devam edeyim. Buradan Iğdır 16-17 saat sürüyor ve ben pantolonla 16-17 saat yani gaz fren yaptığımı hayal bile edemiyorum. Hayal etmek dahi istemiyorum. Güzel rahat bir eşofman giyin arkadaşlar. Ya da hava yazsa şort giyebilirsiniz artık. Meşrebinize göre fark eder o. Ondan sonra suyunuz olsun. Arabada bakın, su bulundurmak hayat kurtarıcıdır. Arabada bıçak da bulundurun. Bak, normalde araçta bıçak bulundurmak yasak. Yani kesici delici alet
bulundurmaya giriyor. Ama eğer çakı bulundurursanız o girmiyor. Ufak bir çakı arabada bulundurun. İşte yolda incir görürsünüz, canınız çeker, yok bir şeftali soyayım dersiniz. Vallahi başınıza geliyor. Başa gelmedikçe ihtiyacını anlamıyorsunuz ama başa geliyor. Bir tane temiz bez olsun arabanızda, bir tane havlu olsun, ip olsun arabanızda. Arkadaki çekme halatını kullanırsınız, ondan sonra yokluktan ip lazım olur. Sürekli bir pikniğe gidermiş gibi koyun ya, arabanın torpidosuna koyun, ne olacak sanki? En önemli şeylerden biri uyku. Yani uykunuzu almadan sakın çıkmayın. Sabah erken saatte çıkmam gerekiyor, gideceğim falan dersiniz. Uykunuzu almadan Oha! Çekiyor musun? Ne diyorsun, bu arabaya bir ayar verebilir miyiz? Bence gerek yok. Bence veririz. Bence işine bak. Çakıyorum sinyali. İşine bak. Selektörü yapıyorum. İşine bak. Böyle hareketler yapmayın. Ben bunu video için anlatıyorum. Gidip de güzel arabalarla yarışıp başınızı göğe erdirmeyin. Ki zaten bu tokatlar. Aceleniz yoksa, eğer aceleniz yoksa benim tavsiyem mola verin. Yani böyle oluyor ya, işte sen Iğdır 17 saatte mi gittin lan, ben 14 saate gittim ha, fena şoförüm, ben Vin Diesel'im falan. Gerek yok yani, gidin imkanınız varsa, eğer aceleniz yoksa gidin mola da verin, orada yatın da bir gece, güzel arada bir yol üstünde bir otelde kalın, sabah çıkın o otelin kahvaltısını yapın, sonra yolunuza devam edin. Yani bunlar daha güzel şeyler, sonuçta gezmek için gidiyorsanız, eğer aceleniz ya da bir cenazeye gidiyorsanız gidin ama molalar verin yani, 3-4 saatte bir bacaklarınızı dinlendirin. Bakın ben ergoterapi okuyorum arkadaşlar. Eğer bacaklarınızı dinlendirmezseniz, yani 6-7 saat hareketsiz kalırsa emboli atması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu da ölümcül bir şey yani. Hız limitlerine uyun arkadaşlar. Yani gideceğim vay efendim yol bomboş, işte araba gidiyor. Yapmayın. Bunlar zaten sizi düşünülerek yapılmış şeyler. Vurun, bu birincisi. İkincisi de o kadar büyük cezaları var ki hız cezalarının artık. 200 liradan başlıyor yani, 1000'lere 2000'lere kadar gidiyor. Siz 1000 lira bir ceza yeseniz yani sinirden kudurursunuz. 1000 liraya bir mazot attınız mı sizi bir ay gezdiriyor yani. Bu söylediklerimi hepiniz biliyorsunuz. Ama şimdi söyleyeceklerimi hepiniz bilmiyorsunuz. Yani bunlar biraz bize özgü şeyler. Biraz tecrübeyle hepsi harmanlanmış şeyler. Şimdi ismini vermeyeyim. Ucuz biliyorsunuz, işte zincir marketler var. Gidin o zincir marketlere, aklınıza ne geliyorsa alın. Bakın böyle canım çekmez falan diyorsunuz ama şu direksiyonun başına oturdun mu, yani içinizden bir aç çıkıyor yani. Vay işte bir cips olsa da yiyeyim diyorsunuz. İşte bir sakız atayım ağzıma. Vay ondan sonra ulan karnım kazındı, bir salam ekmek olsa nasıl olur. Gidin işte arkadaşlar yedili sandviç ekmeği, işte salam, cips de artık ne seviyorsanız gidin onlardan bir alın. Bir zula yapın yani. Yol esnasında bulamama gibi bir durumunuz olabilir. Bulsanız da pahalı oluyor yani. Yol kenarındaki yerler pahalı oluyor. O yüzden bir kere zincir markete gidin, doldurun. Güzelce rahat rahat şey yapın. Benim bir şahsi kişisel önerim daha var. Eğer telefon, arabanız USB destekliyorsa, yani şimdi yeni arabaların bazılarında yok biliyorum, USB destekliyorsa gidin kendinize şöyle güzel bir playlist yapın. Telefonunuzun şarjı bitebilir. Vay işte telefonla hangi şarkıyı ayarlayacağım derken Allah korusun bir kaza yapabilirsiniz falan filan. O yüzden güzel bir playlist yapın. İşte koyun, işte Müslüm koyun, Cengiz Kurtoğlu koyun, artık ne seviyorsanız. Benim müzik zevkim ortaya çıktı. Arkadan çalsın yani. Uzun yol biliyorsunuz müziksiz geçmez aslında. Bunun son ve bence en işinize yarayacak önerisine geliyorum. Tuvalet arkadaşlar. WC. Yani tuvaletin nerede geleceği belli olmaz. Bu yüzden özellikle mola verin dedim. Yani tuvalet molası verin. Ki o kadar yiyeceksiniz, içeceksiniz, tuvaletiniz gelir. Ha oldu da tuvaletiniz ıssız bir yerde geldi yani. Bizim mesela Karadeniz turu yaptık. Hala o videoyu da izlemediyseniz onun da videosu kanalda var. Karadeniz turu yaptık. Yani arkadaşlar bir dağ yolu düşünün yani, ışık yok, işte tuvalet yok, herhangi bir yerleşim yok ama duramıyorsunuz yani. Olamayacak bir şey değil arkadaşlar, olur. O yüzden arabada tuvalet kağıdı, ıslak mendil, su, bunları bulundurun. Eğer bunlar arabada varsa yani doğayı kullanabilirsiniz. Sonuçta gübre de ağaçların, bitkilerin bir ihtiyacı. Önerilerimiz bu kadardı. Yani daha fazla mazot harcamak istemiyorum. Bir an önce garaja gidelim. Bu kadar yol yaptık, bu kadar laf anlattık. Siz de bizlere destek olmak için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video 10.000 like alırsa Emirhan'la beraber çok uzun bir yola gidiyoruz. Ama öyle bir uzun yola gidiyoruz ki Kars'a gidiyoruz arkadaşlar. Şu an aklıma spontan geldi. Kars'ta da hiçbir akrabamız yok ve nasıl bir iddia lan? Iğdır'a gidelim. Bir köyümü görelim Emirhan. Senin içinde köy hasreti var. Burada 10.000 like'ı bahane etme kardeşim. 10.000 like gelirse buradan Iğdır yolculuğumuzu da izlersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen beğenmeyin, Iğdır'a gitmek istemiyorum. Iğdır'a gidiyoruz.